Tekrar karşınızdayız. Eğitim konuşmaya doymadık. Doymayacağız. Tekrar eğitim diyeceğiz. 2019'un bu son yayınında birlikteyiz. 2020'de daha gümbür gümbür sesimiz çıksın diye umutlanmaya başladık bile. Ee, umarım daha çok sesimiz çıkacak. Daha çok gündem maddemiz, maddemiz mutlaka eğitim olacak. Eğitim konuşacağız. Eğitimi soracağız. Sorgulayacağız. Biz neler yaptık bugüne kadar diye. Şöyle bir 2019'a bakarsak okul öncesini, öğretmenleri, veli olma yolculuğu, olduğunu, ebeveyn olma yolculuğunu aslında birey olmayı konuştuk. Çok şey sorduk, pek çok uzmanı burada ağırladık, sıkıştırdık hep beraber. Sizlerin de katkıları çok kıymetliydi bu anlamda. Eğer yani yine bugünkü programımıza da katkıda bulunmak isterseniz, EGT ile ilgili, eğitimle ilgili bizle konuşmak, bizle sohbet etmek, görüşlerinizi bizlerle paylaşmak isterseniz eğitim şart TV etiketini büyük bir e, keyifle e, kullanabilirsiniz. Biz de yorumlarınızı ve görüşlerinizi bekliyoruz efendim. Bugün biraz birey olma yolculuğunun aslında bitimsiz bir parçasını konuşacağız. Okullar belki de yanlış biliyoruz ki kariyer üzerine sohbetlerin hepsinde sanki böyle gençlere ait bir motifmiş gibi algılıyoruz ama bence hatta pek çok uzmanca Kariyer yolculuğu denilen şey aslında hayatın ta kendisi. Hayat hep bir seçim ve terk ediş üzerine. İşte biz biraz bunu konuşacağız bugün. Yine çok değerli bir uzman var tabii ki sizlerle buluşturmak istediğim. Kendisi hem bir kariyer uzmanı hem bir kariyer danışmanı ama aynı zamanda bizim kökten geleneğe derken büyük bir keyifle söylediğimiz işte kök kariyer merkezinin kurucusu Kamil Kasacı bizlerle. Merhaba hoş geldiniz ve hoş sevgili arkadaşım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Seninle beraber olmak çok güzel. zaten Woman TV'de olmak çok güzel. Çok güzel programları izliyorum başından beri. ayrıca burasının da çok değerli bir kanal olduğunu düşünüyorum. Eğitim Şart TV'de de olmak gerçekten harika. Sağ ol. Evet ben de aynı şeyi düşünüyorum. Hani toplumsal cinsiyeti önceleyen ee, bir, bir kadını sadece kadın olarak değil toplumun değerli parçası önemli parçası ve gerçekten bütünleyen bir parçası olarak bakan bir kanalda olmaktan ben de gurur duyuyorum çok teşekkürler senin de fikirlerin böyle olduğu için biraz kariyeri konuşalım diye açtım ya aslında hep böyle şey gibi oluyor değil mi eğitim programında hele kariyer konuşunca sanki bu iş gençlerin bir e, sorunuymuş ya da çözümüymüş gibi algılanıyor ama ben e, işte 48 yaşındaki bir genç olarak <laughs> Kariyerin hala kendi derdim olduğunu düşünüyorum. Aynen. Kariyer planı yapmanın da benim gerçekten en önemli hedeflerimden biri olduğunu düşünüyorum hala. Herhalde yanılmıyorum, değil mi? Kesinlikle. Yani kariyer aslında biraz da bir yaşam yolculuğu. Yani kariyere evet. bir yaşam yolculuğu olarak bakabiliriz ve bu yaşam yolculuğu çok küçük yaşlarda başlıyor ama ve bitmiyor. Yani emekli olunca bile insanın aslında yapacak ben ne yapacağım şu anda diye sorduğu bir dönem. Aslında o. emekli olduğun şey iş. Evet, hayattan emekli tabii. olamıyorsun çünkü değil mi? E, hayattan emekli olamıyorsun Hı. ve mutlaka bir uğraş da lazım. Ben hep arkadaşlarıma şey diyorum ya e, siz diyorum tamam emekli oldunuz işte şimdi oraya gidiyorsunuz buraya gidiyorsunuz. Hadi bir gün bir yeri gezmeye gittik hadi bir gün başka bir yere gittik ama hani bu bu yeterli değil. Hani başka bir şeyler lazım çünkü insan ömür uzadı hani evet. 50 yaşında 55 yaşında 60 yaşında emekli olduktan sonra ne olacak? Bir şeyler yapmak lazım. Dolayısıyla aslında yeni bir yaşam başlıyor ondan sonra. Evet. dolayısıyla kariyer de aslında böyle bir şey. Biraz farklı bakmak gerektiğini düşünüyorum. Yapılan araştırmalar genelde mutluluğun mutluluğun Temelinin hani resmi yapılır mı yapılamaz mı hı hı. çok biliyorsunuz şiirlere konu olmuş ama e, mutluluğun temelinin toplumsal fayda üreten işlerde para kazanmak olduğunu söylüyorlar. Yani para kazanacağız ama toplumsal fayda da üreteceğiz. Bu yüzden aslında kariyeri iyi planlamak mutluluğu planlamak gibi bence. E, kesinlikle ben e, yani mutluluk aslında e, böyle hani bir şeyler yaptım mutlu oldum e, gibi değil, değil de. de aslında mutluluk bir varoluş şekli bir bakıma ve var olurken de biz tabii yaptıklarımızla var oluyoruz. Yani doğduğumuz andan itibaren bir şeyler yapmaya başlıyoruz ve o yaptıklarımızla var olmaya kendimizi bulmaya kendimizi keşfetmeye başlıyoruz ve bütün o yolculuk boyunca tabii tek başına değil hani çift olarak birlikte o toplum içerisinde bir toplumsal varlık olarak varoluş içerisinde aslında kendimizi de var ediyoruz. O varoluş yolculuğu olarak ben bu kariyer yolculuğuna bakıyorum zaten bitmiyor da yani. Hani ben kendime baktığım zaman aslında bu devam eden bir süreç, bir yere doğru varma şekli bu aslında. Dolayısıyla bunu yaptıkça da mutluluğu daha çok hissediyor insan. Ve birlikte yaptıkça daha çok hissediyor. Peki ben Asıl şu soru var: Niye bu bu kadar gündem? Yani madem bu kadar doğal, bu kadar hayatımızın içinde, yani zaten yapmamak diye bir şey yok. Beceremediğimiz bir şeyler mi var bu işin içinde? Bir metodolojisi var da biz bunu mu kaçırıyoruz acaba? Ee, aslında bu soruyu mesela bana e, hani gençlik yıllarında, Hı. lise yıllarında ne bileyim işte daha sonraki iş hayatının ilk yıllarında sormuş olsaydın e, hani böyle bir cevabım yoktu açıkçası. E, ben de bu cevabı aslında sonralardan buldum bu konuyla ilgilendikçe ve e, bu konunun içerisine girdikçe. Galiba bu işin ironik tarafı bu ama yani yaşla beraber her şeyin değişiyor da olması belki. Hem yaşta beraber değişiyor, hem aslında dünya da biraz dünya değişiyor. Da değişiyor. Yani e, bizim dönemimiz biraz daha az bireysel bir dünyaydı, daha çok toplumsallığın var olduğu bir dünyaydı ve biz kendimizi kişisel olarak var etmeyi çok ön planda düşünmüyorduk. Ama e, 80 sonrası yani X kuşağıyla beraber aslında yeni bir dünya var oldu, bireyselleşme, e, bireysellik öne çıkmaya başladı. Dolayısıyla insanların da kendilerini var etmeleri süreci biraz farklılaştı ve bu dönemde aslında kariyer kavramı biraz bu dönemde öne çıkan bir kavram olmaya başladı ama e, halen çok anlaşıldığını düşünmüyorum e, biz kariyeri biraz hala geçmişteki bir e, böyle üst basamak gibi yani herkesin ulaşamayacağı bir yer gibi falan algılıyoruz artık dünya biraz bunu farklı bakmaya başladı buna bir yaşam tasarımı olarak bakmaya başladı e, dolayısıyla aslında yani kariyer çok önemli ama kariyer yaşamdan bağımsız bir şey. Böyle apayrı bir şey değil. Yani onunla iç içe hatta ondan çok etkilenen, onu çok etkileyen ve aslında da esas amaç kariyer değil tabii ki. Evet esas amaç değil ama sonuçta hayatında... E ee, içinde seninle beraber gelen bir tabii, şey değil mi? Tabii, tabii. Bakın isminin sonuna geliyor. Aslında senin hayatını etkiliyor, toplumdaki varlığını etkiliyor ve bunları sen seçiyorsun aslında. Kesinlikle yani mesela şimdi Ece deyince bir şey geliyor gözümüzün önüne ve onun yaptıkları geliyor. Yani işte ne bileyim Kamil Kasacı diye bir şey geliyor gözünün önüne. Hani bu aslında bütünsel bir şey tabii. Sadece iş değil yani yaşamın bütünü işte senin kızın hani böyle bütünsel evet, evet. bir şey yani bütünsel bir şey. ama yani. aynı zamanda toplumda yaptığın şeyler onla insanlara yaptığın şeyler insanlarla olan birlikte yaptığın şeyler sadece kazandığın para da değil aslında bir bütün. bir bütün ve bütün bütün bu aslında ben meseleye zaten öyle bütünsel olarak bakıyorum bütün bu şey içerisinde bir kariyer yolculuğu var Peki biz kariyer yolculuğunu hep bugüne kadar spot kelimelerle okuduk ya da bizim gençliğimizde böyle okuduk değil mi? İşte kariyer yolculuğunda on basamak yapılması gereken 10 şey falan hani işte iyi üniversiteye git şunu ya falan falan yani böyleydi böyle reçetelerle bir parça kariyer kelimesini kullandık ama son zamanlarda senin de kitabına da konu olacak şekilde kişiye özel kariyer lafları geçiyor artık. Literatürü buna döndü ama ben tabii merak ediyorum kişiye özel derken Neyi kast ediyoruz? Nasıl özelleşecek bu iş? Ee, şöyle vurgulamakta e, vurgulamakta yarar var. Aslında kişiye özel demek e, kişisel anlamına geliyor tabii. Yani kişinin kendisine ait demek aslında. Peki. E, ama toplumsal olmaktan bağımsız değil. Yani kişiye özel ama toplumdan ayrı değil. E, kişiye özel demek de aslında şu anlamda. Yani kişinin kendi sorumluluğu demek aslında. Yani kişiye özel bir sorumluluk yükleyen bir şey bu. Yani onun kendi başına karar vereceği bir şey. Dolayısıyla başkasının ona yükleyeceği bir şey değil. Yani işte annenin, babanın ya da ne bileyim bir bir uzmanın dahi aslında kişiye özel bir bir atfedeceği bir şey değil. Üniversitenin bile değil. Üniversitenin o zaman. değil. Ne bileyim diplomanın, diplomanın değil. Diplomanın değil. Yani o kişiye özel bir yolculuk. Dolayısıyla bir kere her şeyden önce kişinin kendi güçlü yönlerinden ve özelliklerinden başlaması lazım. Kişiye özel olması biraz da böyle bir şey. Dolayısıyla aslında ona özel bir yolculuk. Hiç kimsenin kiyle aynı olmayacak. Hiç kimsenin kiyle benzer bir yol olmayabilir. Hatta başarı ya da başarısızlık bu, bu süreç içerisinde mümkün. Ama bunların hiçbir tanesi esas değil. Çünkü hayata bir baktığınızda insanların hayatına aslında çok başarılı gibi gözüken bir takım hayatlar sonradan çok aşağı gidebiliyor. Evet. Ya da evet, evet. tam tersi olabiliyor. Dolayısıyla bu bir maraton Hepimizin gözü. Hepimizin var değil mi? Lisede çok başarılı bulduğunuz bir arkadaşınızla karşılaşıyorsunuz da umduğunuz gibi gitmemiş ee, onun hayatı. Ya Ben hep şuna bakıyorum. Kendi lise arkadaşlarım mesela. Şimdi hepimiz farklı farklı özelliklerde insanlardık. Aslında o özelliklerimizi aynen devam ettiriyoruz. Ama şöyle bir şey değil. Yani oradaki ders başarısı hayatla böyle e, hani derste çok başarılı olanlar en iyiler. Çok işte. doğru bir korelasyon ökaralıyor. Öyle bir şey yok yani e, ayrıca ya da direkt bir korelasyon e, yok diyelim. Yani derste başarılı olmakla mesela örneğin bir girişimci olmak arasında doğrudan bir ilişki yok yani orada başka bir şey yapıyorsunuz o, o başarının arkasında başka bir şey var ama öbür tarafta başka bir şey var bizim çok haylaz arkadaşlarımız vardı hayatta çok çok güzel işler yaptılar mesela yani. Hani e, sınıfta en çok işte şey çıkaran işte insanlara böyle hani şey yapan hani hı hı. Ö, daha zor dediğimiz daha zor dediğimiz hani şimdilerde hı hı. ne diyorlar ona yine hani biz zor diyelim, diyelim. anlaşıyor <laughs> hiperaktif demeyelim lütfen. Yani o zaman hiperaktif demiyorduk zaten. Hı hı. Ondan sonra öyle arkadaşlar çok çok güzel işler yapıyorlar mesela. Yani bu bu demek ki başka türlü bir şey var. Burada. Peki tam aklıma bir şey geldi. Şimdi insanlar kendini tanımalı. Güçlü yönlerini, zayıf yönlerini geliştirebilir yönlerini bilmeli dedin. Fakat şu soruyu sordum. Ben güçlü yönlerimden diyelim ki mutlu değilim. Daha doğrusu zayıf yönlerimden mutlu değilim aslında. Bu beceri setimi geliştirmek istiyorum. Bu mümkün değil mi? Yani şimdi ben baktım ve bana uygun alanlar çıktı. Fakat gerçekten gönlüm kalbim oraya küt küt atmıyor. Ben kendi güçlü yönlerimi değiştiremez mi bu e, oyunun kurbanı olmak zorunda mıyım? Vazgeçilmez bir kader mi bu? Yani kişiye özel kariyer dediğiniz şey aslında sizin ayağınıza bir pranga mı? Ya şöyle ben aslında bu güçlü yön, zayıf yön kavramını e, ki mesela ne zaman bir güçlü yön kavramı kullansak güçlü yönler artı zayıf yönler denir. Evet. İnsan kaynakları da hep bunun üzerine evet. vurgulanır. Mesela bir e, işte e, bu SWOT analizinde de işte fırsatlar, tehditler. tehditler, işte güçlü yönler, zayıf yönler diye ele alınır. Ama dünyada aslında bu, bu biraz eski bir yaklaşım. Evet. Son dönemdeki yaklaşım biraz pozitif psikolojiyle beraber aslında daha çok güçlü yön odaklı ve güçlü yöne odaklanan bir yaklaşım var. Güçlü yön derken de şöyle bir şeyden bahsetmiyoruz. Yani bazen bir zayıf yön de güçlü yön haline gelebiliyor. Yani insanlar çok ilginç. Tarihte bunun çok fazla örnekleri var. Yani e, belli konularda eksiklikleri olan, dezavantajları olan insanlar bunların üzerine gittiklerinde o konularda çok başarılı olmuşlar. Yani bunlardan mesela çok iyi bir örneklerden bir tanesi Beethoven'dır. Hı, evet. Yani hani duyma ile ilgili sorunu olan bir insan, dünyanın en büyük bestecilerinden bir tanesi oluyor. Evet. Yani Mesela yine Chichero'nun örneği çok verilir. Mesela hani kekeme olan bir, bir kişi, işte hatta çakıl taşlarıyla konuşmaya çalıştığı söylenir. En iyi hatiplerden bir tanesi oluyor. Evet. Mesela ben yine Türkiye'den bir örnek veririm. Beyazın özelliği, hatta kitapta da var. Mesela Beyaz konuşmasındaki bir sorunu diyelim, sorun olarak bakılabilir hani hep e, şey e, teyi böyle evet evet evet. konuşma onu, zorluğu gibi onu, algılanır onu bir avantaj haline getirmiştir sevimli bir hale getirmiştir ve onun mesela farklılaştıran bir özellik olmuştur ve Beyazı biz o yüzden onunla sevmişizdir mesela yani o, o konuşmasıyla sevilmiştir, popüler olmuştur, e, işte programları izlenmiştir e, ve bunu yaparken gerçekten onu bir zayıf yön olarak algılamamıştır. En önemli şey o aslında. yani ben zayıf yön konusunda bir de şunu hep kitapta da bahsettik. Yani biz çocuklara genellikle ne deriz? Matematiği zayıf o zaman matematik dersi aldıralım deriz evet. mesela. Halbuki dünyada böyle bakılmıyor. Evet. Yani eğer edebiyatı güçlüyse bir çocuğun o zaman yazma konusundaki yönü geliştirilmesi gerekiyor. Evet. Yani matematiği zayıfsa olabilir. Yani matematiği hani sorun yaşamayacak ölçüde bir destek verilebilir ama illa matematiği güçlü olması için bir çalışma yapmaya gerek yok. Daha çok orada mesela benim gözlemlediğim yurt dışında e, hangi alanda zayıfsa o çocuğun o alanda ilham ilhamını nasıl tetikleriz? Hı hı. E, tutkusunu nasıl tetikleriz? Tabii. Ona nasıl ilham oluruz diye bakıyorlar. E, ama gerçekten iyi olduğu alanlarda da üstüne gidiyorlar. Tabii, aynen. Onu evet. Üst... çünkü yani yetenekler aslında böyle doğal halleriyle bırakıldığı zaman olmuyor. Yani onun üstüne gitmek lazım. Onu parlatmak lazım. Yani keskinleştirmek gerekiyor. Peki yetenek dedim, Elmas gibi yani. Peki yetenek dedim, şu soru hemen akla geliyor. Bu yetenekler keşfedilecek. Keşfedilmesi gereken. İsterseniz kendi kendinize, isterseniz eğitim sistemiyle, isterseniz ailede. Peki bunların böyle bir formülü var mı? İşte keşfetmenin şu yaşında keşfedilir, bu yaşında keşfedilir. Kendini bilmek, kendini tanımak falan hani bu alanlarda hayatımızı kolaylaştıracak şeyler var mı yoksa bir muğlaklık mı söz konusu? Ee, şimdi sen de biliyorsun bu konuda bir takım envanterler var. Yani evet. kişilik envanterleri var, yetenek ve ilgi envanterleri var. Ben bunların oldukça yararlı olduğunu düşünüyorum ancak ortada böyle bilgisayar, internette de çok fazla sayıda böyle envanter var. Ve bazen şöyle sonuçlar olabiliyor. İnsanlar bu envanterleri yapıyorlar, ortaya bir sonuç çıkıyor. Sonuçta da çok fazla ciddiye de almıyorlar, dikkati de almıyorlar. Ve onların bir önemi de olmuyor. Okullarda yapılan mesela envanterler var. Ben hı hı. E, bizim e, kariyeriz projesindeki çocuklara hep şunu sormuşumdur. Hayatınızda bir envanter yaptınız mı çocukken yani hı hı. eğitim sırasında? Hatırlamamışlardır. Hatırlamazlar. Niye? Çünkü onlara etki etmemiştir o. E, dolayısıyla aslında ben şunu görüyorum. Bu envanterler çocuklara işselleşmiyor. Yani e, ve çocuk yani ve biz yani çocuk olsun, kişilik yetişkin olsun yaptığımız bir envanterle eğer içselleştiremiyorsak onu o zaman onun bir önemi olmuyor. Oysa ki ben mesela ölçme değerlendirme alanına biraz merak sardım bu son dönemde. Ee, gördüm ki sosyal bilimler alanında bu tip ee, envanterler daha güçlü hale gelmişler son birkaç tabii, on yılda. Tabii, yani tabii. hani eskiden sonuçta bu kadar itibar görmezlerken tabi datanın, denek sayısının artmasıyla beraber bu alandaki sosyal bilimler alanındaki ölçme değerlendirmelerde kaliteli, nitelikli sonuçlar vermeye başlamış ve bizim bunu aslında iyi kullanıyor olmamız lazım. Kesinlikle. İyi bakıyor olmamız lazım ama dediğin gibi e, insanda sonuca dair bir şey bir his oluşturması bir bağ kurması gerekiyor. Tabii bağ kurması lazım ve burada da onun için ben e, bu envantere sadece envantere ve tespite dayalı bir e, şeyden çok e, gözleme, keşfe dayalı ve dolayısıyla bu gözlemde kim kim gözleyecek? Anne gözlüyor, baba gözlüyor, işte öğretmen gözlüyor. Yani çocuğu zaten daha çocukluğundan itibaren aslında gözlüyoruz biz. Ve orada zaten eğer doğru bir gözlem, yani doğru bir bakışla bakarsak çocuk zaten bize bütün işaretlerini veriyor. Yani ne olacağını, ne yapacağını, nelerle ilgilenir Tabii bunu burada bırakmak sadece gözlem değil, aynı zamanda bir takım e, hani atölyemsi işte bunu her türlü atölye oluyor. Aslında vardır. yine klasik sorumuz ölçüyoruz ama değerlendirmiyoruz. Genelde değerlendirme tarafında çok eksiğimiz var. Ya da e, ölçerken de ne amaçla ölçüyoruzu belki? düşünmüyoruz. Evet. Yani bir şeyler gözlüyoruz alıyoruz ama bundan ne sonuç çıkaracağız? Mesela bu atölyeler son dönemde tasarım beceri atölyeleri işte kodlama evet. atölyeleri vesaire evet, çok evet. fazlalaştı. Güzel şeyler bunlar. Ama biz mesela iki iki şeyi yapmalıyız. Bir çocuğu oraya yönlendirirken aslında orada işte çocukta hangisi daha önemli? Hangisi daha önde? onu Ona bakmalıyız ki yani çocuklar e, kendi ilgi alanlarına doğru bir yere yönelsinler. İkincisi oradan çıktıktan sonra da onu bir ileri aşamaya götürmeliyiz. Yani eğer kodlama atölyesinde diyelim ki çocuk çok başarılı oldu, onu bir ileri aşamaya götürmeliyiz. Belki ileride o bir iyi bir yazılımcı olacak. Evet. Ama kodlama da atölyesinde tamam gitti, bir şeyler öğrendi falan ama sanata çok ilgiliyse onu o zaman bir sanata doğru bir yere yönlendirmeliyiz ki onun içerisindeki şeyi o ham halini, elması yani ama işlenmemiş olan elması parlatalım ortaya çıkaralım. Zaten çocuk eğer bir konuda başarı hissini alıyorsa, yani kolay yapabiliyorsa bir şeyi onu hayatta bırakmaz. Evet. Sonuna kadar gider yani. O da çok tabii kıymetli bir sonuca doğru gitmek demek. Yani i̇çindekini dışarıya çıkarması demek aslında çocuğun tabii, kendini tabii. gerçekleştirmesi işte. Bu e, kelimelerin karşılığından bahsediyoruz kesinlikle, aslında. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani e, böyle aslında çok ilginç örnekler var. Ben e, eğitim alanında böyle ilkokul öğretmenleri arasında çok güzel şeyler yapan e, arkadaşlar var. Dün bir tanesi mesela çok Evet. E, sen evet, de görmüşsündür. Ettik, evet. Yani ya inanılmaz güzel bir şey. Yani bir National Geographic 2017 ödülünü almış bir ben de tanımıyordum bir sanatçımız, bir fotoğraf sanatçımızın fotoğraflarını çocuklara yorumlatmış. Evet. Yani ve çocuklar nasıl güzel şeyler yazmışlar. Yani inanılmaz bir şey yani. Mesela Türkçe dersi. Evet. Yani bir Türkçe dersi aslında. Ondan sonra da onu da mesela paylaşmış işte o Dilek Hanım da onu evet. görmüş falan. Görmüş. Ben de dedim ki ya dedim ne kadar güzel bir şey. Şimdi dedim bir de dedim Dilek Hanım'ı dedim bu çocuklarla buluştursak. Evet. Hepsi dedim belki işlerinden müthiş sanatçılar çıkar çünkü çocuklara şey yapmamız lazım. Belki de müthiş yorumcular çıkar. Sadece tabii, yorumcular, müthiş düşünen insanlar tabii. çıkar. Belki de müthiş babalar, anneler çıkar. Tabii, Çok bir şey tabii. değilmiş gibi gözüken müthiş şeyler tabii. çıkar. Yani bunların hepsinin derinliğine bakmak lazım. Ben şimdi biraz küçük bir ara vereceğiz. Ondan sonra şeyi konuşmak istiyorum biraz. Hani... E, şey belli, yol haritası belli. Geri dönülmez de bir yol haritası. Artık o kadar eminiz ki ben senle tonlarca yayın yaptım, daha da yapacağım her şekilde. Çünkü gerçekten bu alanı bundan sonra sizin gibi işin uzmanlarına bırakmak lazım. Hiçbir soru işareti yok ama ben şeyi soracağım. Hani uzmanlar siz burada durun, düşünün, yaratın. Biz sizi takip edelim ama biz eğitim camiası olarak neler yapmalıyız? Anne babalar neler yapmalılar? Hı hı hı. Ve aslında bir de hakikaten bireye düşen görevler. Biz kendimiz için de ne yapmalıyız? Kesinlikle. diye bu üç ayaklı soru üzerinden ikinci yarıyı yapılandıralım iznin olursa. Tamam. <laughs> Peki efendim. Şimdi kısa bir ara için rica edeceğim zaman rica edeceğim sizden. Biz bir çocuğun içindeki işlenmemiş elması nasıl işleyeceğimizi konuşuyoruz aslında bir ev olma yolculuğunu konuşuyoruz. Sizin de katkılarınız bizler için çok kıymetli. Az sonra tekrar karşınızda olacağız.